Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şu sıkışık haliniz var ya. Öyle bir tane merak etmiyorum. Bağlım kalmayan kamera silinirim. Her şey yayınlanıyor. Şu sıkışık haliniz tarihinizde en güzel anınız olacak. Böyle geçmişinize baktığınız zaman unutmayın. Ölüm korkusu gençlikte, geçmişte yapılan günahların korkusudur. Saatinde ölüm korkusu yok. Günah korkusu var. Çocuk niye korkmuyor? Günah yok çünkü. Fıtrata muhalif değil. Değil. Fıtrata zıt değil ölüm. Fıtrata zıt yaşamanın bedelidir ölüm korkusunun miktarı. Şimdi bak, belki kaçıncı 10 tane geçtik değil mi dersin? O zaman su dedim abi ona. Evet. Ölüm geçmiş yap, geçmiş ataların suçluluk korkusu. Kafur ne dedi biliyor musun? Yani ceza çekilir bir derece. Ama cezadan beterdir. Allah'ın mabedini kaybeder. Utanmak var ya utanmak. Mesela sen şöyle diyeyim. Seni paldır küldür dövseler. Bir günah yaptın, paldır küldür. Çok fena yakatsalar. Bir de seni tanıyanlar bütün efkarlarına o rezilliğini gösterseler. Ama dövmeseler. Tabii daha fena. Şeyde civan harbi öfücü üstad diyor. Elinizden gelirse diyor beni vicdanen tazip ediniz. Demek ki vicdanen tazip etmedikten sonra zulüm şey değil. Şimdi 10 belki 15 tane de fazla oldu. Şu büyük resmin parçalarını yapıyoruz. Büyük insan nerelerden ne alarak nasıl gelmiş? Tamam. Ta Nur Muhammedi'den Kabu Kaysen, Kabu Kaysen'e girmedik galiba, az girdik. Arş-ı Azam, Arş-ı Azam'da ruhun dört tane özelliği, zihayattır, zişurdur, kanunem vücudu harici, dört tane, zihayattır, zişurdur, kanunem vücudu harici. Ona girdik, sonra lif-i mahfuza girdik en son. Ama ruhun o zihayattır bir ders aldı, hatırlarsın. Geçen hafta hazır değildi, unutmuşuz getirmeyi. Aslında bu ders geçen hafta olacaktı. Bu hafta lef-i mahfuz olacaktı. Ben çizeyim o şeyi veya göstereyim. Çizeyim şurada. Şöyle göstereyim. Ben buradan başlayayım ki tersten Murat oradan kaldırmayalım. Esma. Şimdi arkadaşlar, burası yeni aldınız değil mi bunu? Git benim çantayı getir. Çantayı ver abi. Sizin her şeyiniz maşallah sağlam. Şey yapmıyor mu? Çalışmıyor mu abi? Çalışmıyor. Kalender mi? O şeydendir abi, mürekkep aşağı inmemişti. Yeni öyle mi? Tabii ilk koymuşlar. Tedbirle gelmiş. Sigara içe, sigara içe, sigarasını taşır. Al, koy. Sizin şeyiniz ne? Kalemlerinizle uğraşacak zamanım yok. Tamam mı? Mis gibi mi? Al size yeni. Görüyor musun yeni? Eskimiş de oldu. Ha? Yazmasa şimdi seni. Nuru Muhammedi. Tamam mı? Bugünkü yapacağım ne yapacağız? Burası Arş-ı Azam. Lef-i Mahfuz Arş. Daha inmeyeceğim. Bunu tak. O uçar şey. Şimdi arkadaşlar, ruhun, buradan ruh vardı. Ruh
kaç tane sıfatı vardı? Dört. Dört. Hatırlayan var mı? Zihayat. Evet. Kanunu, emr, vücudu, harici, ruh. Bunların özelliği. Şimdi Allah bir cevher yarattı. Cevher, ruh cevheri, mahluk değil. Ona dört tane özellik taktı. Cevhere. O cevher, ruhundan verdim diyor. Zihayattır, zişurdur, kanem, vücud harici. Kardeşim, Nur Muhammed hakkında ders duyabilirsiniz. Burası Kabu Kavsen, duyabilirsiniz bir şeyler. Arş-ı Azam hakkında duyarsınız, Nefi Mahfuz hakkında duyarsınız. Ama bugünkü dersi şey için söylemiyorum, bulamazsınız. Yok, yani Risale'nin dışında da malumat yok. Çünkü ehillerine haber saldı. Yok yani. Bugünkü dersimiz şu. Allah bu dört tane özelliği ruha taktı mı? Dört tane. Bu sefer buna bir glaf-ı latif, bir bedeni misali sarmaladı. Sonra bunu cismaniyete koydu. Cismaniyet. Cismaniyet, ceset, cisim, beden dördü ayrıdır. Anlayacağımız tarzda ruha dört özellik koydu. Ziyayattır, zişurdur, kanunen vücud harici. Nereye koyacağız? Tamam, onu da buraya uygun değil. Yani bu ziyayattır, zişur, bu mekana, bu muayyene, bu faniye, mutlak ve muhit olan bir hakikat, muayyen bir şeye bedene nasıl hapsedeceksin? Mutlak ve muhit olan bir şey. Yani nükleer enerji atomun içine nasıl yerleştirmiş? Bu sefer o dört tane hassaya ziyaret bir şey sarmalamış. Öyle bir şey sarmalamış ki bunun bir tarafı ruha uygun olacak, bir tarafı koyduğu ceset bunu kabul edecek. Bedeni misali glaf-ı latif diye. Anladın mı? Sarıyorum ama ruh diyecek ki yaraya bir şey sardınız. Kabul etmedi. Atıyor. Atıyor ya, vücut atıyor. Sarmaladığın şey sardığın yere kabul edecek, uygun olacak. Bir yüzü de olacak. Portakalın kabuğu mesela. Diş yüzü turuncu değil mi? Sarı gibi. İçi beyaz. Elmanın dışı kırmızı, içi beyaz. Kabuğundan bahsediyor. Yani o sarmaladığın şey içine uygun olacak, kabul edecek. Koyduğun yerde bunu kabullenecek. O nedir? Glaf-ı latif, beden-i misali. Onu şöyle, glaf-ı latifi ve bedeni misali giydirilmiş. Sözler 517. Bugünkü dersimiz bu iki tanedir tabi. Bir glaf-ı latif, iki bedeni misali konuşacağız. Sonra onu yetmiyor. Cismaniyet, cisim, ceset, beden. Birbirine giydirilmiş bu bedenin hakikatleri var. Onu da bir nebze bahsedeceğim eğer şeyimiz yeterse. Şimdi ben glaf-ı latifi, beden misali şeklen göstermeden önce şey yapacağım size. Bir tanımlamasını yapayım, göstereyim. Bu ceset çok kısadır. Sitede Enfusi lügatın içinde bu mevcuttur. Oradan almışım. Ben şimdi beden de çık. Bedeni misali glaf-ı latif. Bakayım glaf-ı latif nerede? Burada. Hazır mıyız?
Şimdiye kadar ne anlatacağım anlattım. Bak öyle öyle dinleyeceksiniz ki ben bu şeceri hikmetin kargasını anlatıyorum. Hepinize ayrı ayrı vazife vereceğiz. Lef-i mahfuzu sen, kabukay sen, graf-i latifi sen. Burada herkes bir hafta içini doldurup ders yapacak. Ona göre dinleyin. Zaten seviyorsunuz bu işi. Şimdi beden misali neymiş? Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir graf-i latif, bir bedeni misalisi vardır. Öyleyse meft hengamından, yani ruh, bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, bedeni misalisini giyermiş. Sözde 517. Tamam mı? Okunuyor değil mi? 2. Ruhun giydiği libas, bu bedeni misali. O toplamalar yapıldı, çalışmalar yapıldı. O çalışmalardan çıkan farklı farklı külliyattaki tavsifler, sıfatlamaları bir araya getirdik. Neymiş? Tek tek cümleler. Bunun altı doluydu tabii bu kelimenin. Ruhun giydiği libasmış. Murur zamanla cilt olmuş. Ruh kullandığı için cilt olmuş. Ruha cilt olmuş. Bedeni misali. Graf-i latif değil daha. Her anda var olup yok olan, yoktan var olan ferdi ahirelerin toplamıymış. Her an var olup yok olan, zaten bütün varlık da öyledir. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor, madde antimadde vesaire. O zaman sabit olan bir Allah var. Her şey var olup yok oluyor, an ve an. Yani insan her an bir ferdi ahiri yaşıyor. Yani tak 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 tak. Her an müstakil bir şahsiyetim var. O gitti. Biraz önceki konuştuklarım sen değilsin. Zahid, Ömer, Şükrü, Mücahit. Şükrü. Niçin? O bitti o. Şahsiyeti. Her an yeni bir ferdi aher. Bil yani. Gitti tamam gitti o. Haram yaparken gitti, gitti o. Ezeli ve ebedi gitti o. Dönüşü yok o. Bir de okuyayım. Ruhun giydiği libas, murur zamanla cilt olmuş. Ruh kullandığı için cilt olmuş. Her anda var olup yok olan, yoktan var olan ferdi ahirelerin toplamı. Cilt şöyle. Bak bu da cilt. Bu da cilt. Bu bedene uygun. Yani insan her an bir ferdi ahiri yaşıyor. Var olup yok oluyor. Her bir fertte ferdi ahir deniliyor. İşte senin ferdi ahirlerinin toplamının ruh giyecek ki bunun libası oluyor. Yani ferdi ahirlerin toplamına bedeni misali deniliyor. Sonra mahluk olan ruhun elestu bi rabbikum'dan başlayıp dünya ve ölüm var ya mefte kadar sürecindeki bedenlerin anların toplamının bütünlüğüne bedeni misali. Var ya böyle. Beden nedir? Anda olandır. Tık gitti. Tık gitti beden. Bedeni misaliyle beden farklı işte. Bedeni göreceksiniz okuyacağım. Tık tık. Anda olan. Anda oldu gitti. Anda oldu gitti. Ha, anda olanları topla. Yani biraz önceki gitti. Daha önceki gelmedi. Tırt. Ha. O toplamına bedenlerin misallerinin toplamı şu. Şu andaki benim aletin simam, mazimi de taşıdığı için bir sürü geçmişleri var suratımda. Namaz kılıyorsam, işte şunu bunu yapmışsam, yaşım, yani bir sürü geçmişim yok mu? Anlar, bedenler var. Bedenler anlarda olandır. Onların toplamı bende şu anda gözüküyor mu? Namaz mı, yaşım mı, keyfiyetim mi? Gözüküyor simata. Ama bir tane şahsiyet yok. Burada bütün geçmişteki şahsiyetlerim, anlar var. Onun için her andakine beden denilir. Ama bütün o bedenlerin cebine
bir yerde gözüktüğü için, geçmişi de tanımladığı için misali denilir. Bu atomik değil, bedeni misali. Biraz anladık mı inşallah? Şey gibi de olur mu mesela Hasan abi, mesela ışık normalde kesip kesip geliyor mesela uzakta olduğu zaman bir yanım sönüyor gibi. Bu ona değil. Mesela normalde beden. Ha, bu beden, bu beden doğru. Tık 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 tık, tık bu beden. Ha, ama ha. Mesela şu an bize daima geliyormuş gibi o da beden. Olmaz. Şu, anda olanlar beden. Ama senin yaşın, kültürün, memleketin, işte ne özelliğin var, namaz kılıyor musun, doğru iş yapıyor musun, simadan belli değil mi? Senin o geçmişte namaz kıldıkların şu anda simandan gözükmesi. Ama geçmişte yaptığın iyilik gözüküyor ama geçmişteki bedenin yok. O bedenin sıfatına misali denilir. O bedenlerin misalinin toplamıdır şu anda gözüken. Bedenlerin misallerinin, sıfatlarının, vazifelerinin toplamı. Sana iki tane suret vardır diyor ya Mesnen Nuri'de abi. Bir tanesi makuledir diyor, aynı tarifi yapıyor. Diyor ki, makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürür zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Evet, vehmi. Yani atomuk yok. Vehmi derken vücudu var ama atom cinsinden değil. Benim mesela bak yaşım belli simamda. Namaz kılıp kılmadığım belli. Benim bu işin ehli olup olmadığım şu tavırlarımdan belli. Ama şu anda anda yaşıyorum ama mazim yok mu suratımda? Onların atomik özellikleri yok. Vücut haricileri yok ama sıfatları olan yaşantıları, misali bedenleri toplam. O bedenlerin toplamına misal denilir. Artık ne anladınızsa. Aynı zamanda bu senin sırat köprüdür. Senin Azrail'in suretidir. Sırat köprün bu. Elestu bi rabbikum. Kıyamet sırat köprüsü de bitti. Bunların toplamı hepsi gözüküyor sende. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin değil mi? Bana bir tane koyar mısın çay? Bak, size hemen acele ediyorum çünkü zamanımız kısa. Kılıçtan keskin şeriattır. Sünnet-i seniyedir. Kıldan ince itikattır. Amenu ve amilu salihat. Sırat köprü budur. Bir daha söyle. Sırat köprüsü var ya, kıldan ince, kılıçtan keskin. Şeriatı ne derler? Şeriatın kestiği yer acımaz. Niye acımazmış? Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Burada kestiyse ahireti kesmeyecek. Onun için acımıyor. Ha, bunu niye anlattım? Kılıçtan keskinin içine doldurdum ki başka yerde olan kıldan ince, kılıçtan keskin. Ulan kılıçtan keskin neydi? Ulan abi demiştik ya kılıç kestiği yer falan ahirette kalmazmış. Ha, kılıçtan keskin demek şeriattır. Sünnet-i senedir, ameldir, İslamiyettir. Kıldan ince demesi peki. Dur onu sonra anlatacağım. Kılıçtan keskin İslamiyettir. Kıldan ince denmesinin sebebi itikattaki şirklerin karışımından tehlikesinden kinayedir. Hmm. Yunus Emre demiş ki Sırat köprüsüne kılıçtan keskin, kıldan ince derler. Gidip de bir ev yapasın geliyor diyor. Ben de zannediyordum ki bir çay içeceğim Sırat köprüsünde. Şaka demedim ha. Ben şu anda Sırat Köprüsü değil ve çay içiyorum. Sırat Köprüsü sırf haşir meydanından cennet ve cehenneme açılan değil. Sırat Köprüsü aslında hayat. Zaten hakikatıdır o. Hakikati bu. Sureti burada. Mahiyeti Elestu bi Rabbikum'den cevap verecek özelliğim var demektir. Cevap vermişim. Kalu bela demişim. Ha cemaat demek ki cevap vermem ve Sırat Köprüsü başladı. Şimdi devam ediyorum. Konum Sırat Köprüsü değil ama anlattım. Aynı zamanda senin Sırat Köprü'ndür. Peki Sırat Köprü nedir? Senin Azrail'in sureti. Elestu bi Rabbikum. Vefat edeceğine kadar bütün İslamiyetini, bütün itikadını topla. Karıştır tencereye. O simada olacak Azrail Aleyhisselam. O Azrail Aleyhisselam herkes ameli ve itikadının şekline bürünecek. Abi nasıl? Baksana namaz vermiyor mu? Bak bürünmüşüm.
Ha, namaz olan bir simada, namazsız bir sima ifade eden Azrail'in siması bana gelmeyecek, sana da gelmeyecek. Namazsız bir sima gelmeyecek. Onun için namaz kılanın namazlı bir sima ile geleceği için ondan güven duyacak. Namaz kılmadığı için senin Müslüman Müslüman aynasıdır. Cebrail de senin aynandır. Seni yansıtıyor. Amelini öyle bir şey ki Azrail, senin itikadın ve amelini gösteren göstergedir. Bütün amelin ve itikadın gözükecek orada. O gözükecek. O kimdir? Senin itikadların ve yaşantılarındır. Azrail'in. O zaman Azrail kimdir? Senin ameli ve itikadın bütünlüğünden gözüken bir hal. Sensin. Yaşamın yani değil mi Azrail? İtikadın da. Gördünüz mü? Peygamber Efendimiz şey diyor ya, ben namaz kılanları anındaki nurdan falan tanıyacağım. Tabii ya. Bu lafıyla tipi sayesinde oluyor. Yoksa hani yaşantımızdan dolayı oluyor. Kardeş, anlar bedendir. Namaz kıldık hayır, biraz önce. Pardon, pardon, bedenim sen. Ha, bedenim misali nedir? Bedenle bedenim misali ayrı. İki tane tabirdir. Beden, anda yaşayandır. Tık 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 ampul gibi. Ha, peki geçmişin gitti mi? Sen de bir özellik bırakmadın mı? O bedenlerin sıfatları, özellikleri sana özellikler bırakmış. Sima, namazın yok mu? Var bak, simandan gözüküyor. Bugünkü siman değil ki o. Senin geçmiş simandır. Ha, geçmişteki bedenlerin sıfatlarının toplamına bedeni misali denilir. Bedeni misalinin istikbali yoktur, mazisi vardır. Bittiği anda kendisi tamamlanıyor. Nerede bitiyor peki abi? Vefat ettiğin anda. Onun için meftengamında giyer diyor ustad. Bedeni misali meftengamında adam simaya ona dönüşüyor. Niye hiç meftengamında? Mefte bitiyor, bedenler bitiyor. Meftengamında noktalanıyor da ondan meftengamında giyer diyor. Ya külliyat. Külliyat. Deli bir kitap. Okumayacaksın. Külliyat. Okumayacaksın. Ne yapacaksın? Bilmiyor. Deli bir kitap adamı deli eder. Ölç. Ruhun ubudiyet yumağıdır bedeni misali. Yani ruh yaptığı ibadetlerinin anda gözükmesine sebeptir bedeni misali. Siman. Her bir ferdi ahel iplik. Her anda iplik. Tamam mı? Dokunan ubudiyet kumaşı. Ubudiyet kumaştır. Her bir an senin bir iplik. Ruhun hanesi ve yuvası değil bedeni misali. Nedir? Bedeni misali bütün geçmişinin bir anda bindirilmiş bütünlüğüdür. Yani geçmişinin bir ana bindirilmiş halidir. Yaş gibi kaç yaşındasın? 50 yaş. Her senede kazandığın fikir, dima bütünlüğü, kalp ve vicdan ise vicdan his bütünlüğü, ruhsal latifelerin bütünlüğü, yani bu üçün fiili bütünlüğüyle topla. Yani yaşantıları. Bütün yaşadığı ya şimdiye kadar. İbrahim, Mehmet kaç yaşındasın? 45 abi. 45. 45 senelik topla amelin. Koy tencereye. 45 senelik dimağındaki bütünlükleri topla. Tahayyül, tasavvur, taakkulun, hayalin, tasavvurların. Topla, kat ona. Hissi ve vicdani ve kalbi ve ruh hastalarını da topla. Karıştır. İşte o. Allah yardım etsin. O toplamın ruhtaki haletine bir yaş diyoruz buna. Yaş bu. Bak. Bir fiil. Yaşı anlattım biraz önce. Bedenimi sana anlatmadım. Yaş niçin? Sen bir senelik hücre var mı? Yok. 6 aydan eski hücre var mı? Adamın neresini alıyorsun 40 yaşında 17 yaşında? Senin simanla benim bir mi? Ben 50 küsürüm. Bir simamdan belli. 18 misin? 19 musun? 18. Bak. Efendim, 18 senelik madde mi var bunda? Zaten daha kadı olurdu. Bir senelik hücre yok. Siman niye öyle gösteriyor? 18 aylık hücren yok.
şu, o nedir diye söylüyorum bak. Yaş. Buna da çok uğraştım. Tencereyi getir. Bütün o 18 senelik fiiliyatını koy. Karıştır. İki, 18 senelik dimağdakilerini karıştır. Üç, 18 senelik vicdaniyatını da koy. Karıştır abi. Tamam mı? Tamam. Dört, ruhtaki latifelerini de karıştır. Karıştırdık mı dört tane? Fiil, dimağ, kan, vicdan, ruh. Vicdan, kalp, bir. Karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Tek bir şey olsun. Onun adı latifedir. Onu da getir, yapıştır buraya. O dört tanenin bütünlüğü senin yaşını gösteriyor. Aynı zamanda da senin ne olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da senin kültürünü, geçmişini gösteriyor. Namaz kılıp kılmadığını, sabah namazına kim kalkıp kalkmadığı belliymiş diyorlar. Korkmayın, ben anlamıyorum. Naklettim. O toplamın ruhtaki haletine bir yaş diyoruz. Ne zaman yaptım? Doğdun. Doğum ikinci iç, yani bir sene devriyesinde bütün o bir seneliklerin toplamı bir halet oluşuyor. O onu yapıştırsa bir yaş. İki sene devreye geçirirsen iki senelik toplamı ikinci yaş diyoruz. Sana yapıştırılıyor. O toplamın ruhtaki haletine bir yaş diyoruz. Ruh bu bedeni terk ettiği zaman hemen giydiği şey beden misalidir. Şimdi siz cesedi yıkamadınız. Yıkayan var mı? Yıkadınız değil mi? Şimdi adam vefat anında felli olmuyor. Yani ilk vefat. Gasilhanede yıkadıktan sonra tam kefenlediğiniz zaman adamın hakiki yüzü gözüküyor. O zaman yıkandıktan sonra. Şehitlerin güldüğü söyledi abi. He? Şehitlerin yapıyorlar. O anda giyilen libas beden misalidir. O da beden misalini tamamlamış oluyor. Tamamlamış oluyor. O. Graf-ı latif ruhun geliş yönü ki, bak beden misali konuşuyorduk. Bu beden misali gidişti. Ruhun hep konuştuk. Amelin, düşüncen vesaire. Graf-ı latif ise geliş yönünü anlatır. Beden misali vefat ta kadar ki sürecin gidiş yönünü anlatır. Graf-ı latife de gireceğim şimdi. Sonra alemde nasıl giydiğini onu göstereceğim ve dersi kapatacağım inşallah. Graf-ı latif ruhun geliş yönü ki rububiyete bakar. Bedeni misali ise ruhun dönüş yönü ki uluhiyete bakar. Böyle tabir göremezsiniz. İnan la fahre la gurur. İster hamlederseniz edin. Ama senelerce ömrü vererek, araştırılarak bulunan bir cümledir. Graf-ı latif ruh, Nur-u Muhammed'in ruh ceberi, ruhun dört özelliği ziyaretleri, zişurdu, kanı, ha, bu gelişini, tabi bu ruha bir şey sarmalayacaksın ama ona uygun olsun da enesine, ruh ceberine, ruhun mahlukiyetine uygun bir sarmalama, graf-ı latif. Ondan sonra cesede koyduk. Yaşadı mı abi? Yaşadı. Yaşantılarının fiili, dima, kalbi, ruhunun toplamını da vefatta da bitince giydir. Yaşarken kazanımların toplamı bedeni misali, ruhiyer. Graf-ı latif ise daha ruh cesede konulmazken onun içinde ne vardı? Ene. Çık dışarıya, ruh ceberi. Çık dışarıya, ruh mahlukiyeti, ziyaretli zişurkanı. Tamam, topla bunu, karıştır. Hadi bunu bir şey sarmala. Ama buna uygun olsun da. Kardeşim, çaputla yoğurt tenceresini mi ayarlarsın, sararsın? Gömlekle olur mu yani? Şimdi, Türk bayrağını çaputla olur mu? Ha, ne demek istiyorum? Neyi sarıyorsanız, sardığınız ona uygun olsun. Anladık mı bunu? Ne olur anlayın bunu. Yani ruhu saracaksınız. Yoğurdumu ayarladık. Yoğurdumu ayarladıktan sonra ne sararız Ömer? Battaniye. Battaniye.
Sen ona gömleğini sarar mısın böyle güzelim gömleği? Sarılmaz abi. Olmaz değil mi, olmaz? Ha, demek ki bir şey sararken ona uygun olması lazım. Kıymetlinin paketi de kıymetli olur. Uyduruk şeyinde paketi uyduruk olur. Ha, ruha Allah sarmalarken ruha ve eneye uygun bir şey sarıyor. Onun adı glafilatiftir. Bu ruhun geliş yönünü anlatır, rububiyeti anlatır. Uluhiyet ise ibadetlerimizle Allah'a aynedalığımızla kazanımlarımıza uluhiyet denilir. O zaman bedeni misali meftahın hengamında ruh giyiyormuş. Yani yaşantının, yani insan ebede doğru gidiyor ahirete. Ha, bedeni misali gidiş önümüzdeki bütünselliktir yaşantılarımızın. Glafilatif eneden, ene dersi yaptık, ta ruha kadar, yani ruha uygun olan o hakikatların sarmalaması ama ona uygun olan bir glafilatif. Glafilatif'e gene gireceğiz. Glafilatif ruhun geliş yönünü ki rububiyete bakar, bedeni misali ise ruhun dönüş yönünü uluhiyete bakar. Kayyumiyet ilimden kudrete, kudretten ilme ihtizazdır. Mesela bak, ampul gibi. Var olup var, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Dırt dırt var olup. Ha, bu kayyumiyet buna deniliyor. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete. Yani var oluyoruz, yok oluyoruz, var oluyoruz, yok oluyoruz. Var oluyoruz kudret, yok oluyoruz ilim. Ağaç çekirdek, ağaç çekirdek, ağaç çekirdek, ağaç çekirdek. Bu sürecin adı kayyumiyet. Kayyumiyet glafilatifi ve bedeni misalinin toplamıdır. İkisinin cemidir. İlimden kudret yönüne glafilatif, kudretten ilme dönüş, dönüşüm ne? Bedeni misali denilir. Ben bu kadar anlatabildim bedeni misali. Glafilatifi geçiyorum. Var mı bedeni misali hakkında soracağız ona? Çok güzel. Bunu ders verdiğim zaman sorarım ama. Peki abi, büyük gözükmek bu önceki yaşadıklarının şeyinden mi oluyor? Ağırlığından mı oluyor? Yok. Büyük gözükmek acizliktendir. Gururu gösteren tekebbürün ile acizlik gösteren demek istiyor adam. Mesela, mesela adam 118'de 25 yaş gösteriyor. Ha, onu mu kastediyorsun? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Haletler var ya, dedim ya his. Histe tahribat görünce his şekli o 15 sene önce, sonraki simayı alıyor. Dedik ya, dört tane şey etkiliyor. Yaşantı, dima bütünlüğü, his ve vicdan bütünlüğü, kalp, ondan sonra bir de ruhtaki aletler. Şimdi bir tanesi fazla, mesela diyelim ki adam korkunç hep böyle stres içinde yaşıyor, adam çöküyor. Oysa 60 yaşında gösteriyor, 20 yaşındaki delikanlı. Peki biliyorsun ki 60 senelik hücre var mı? Yok. 6 aydan fazla yaşlı bir hücre yok. Ha, hissi tahrip görünce 60 yaşındaki bir hissin yaşanmış bir his gibi oluyor. Yapıştırıyor buraya. Glafilatif 1. Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir glafilatifi, bir bedeni misalisi vardır. Cümleyi aldık. Öyleyse mert engamında bütün bütün çıplak olmaz. Libasından çıkar. Bedeni misalisini giyer. Glafilatifini değil. 2. Cismi maddi ve cismi manevinin bütünlüğüdür. Glafilatif. Cismi maddi, cismi manevi. Bütünlüğü getiriyor o sarmalama. Dedik ki ruha uygun olacak. Eneyi koy, eneyi koy tencereye. Ruh çeverini, ruhu mahlukiyetini koy. Sarmalayacağız ona uygun. Paket içindeki cevhere göredir. Tamam. Nedir o? Ha, içinde mahluk olmayan ne var? Mahluk olan ruh var. Bir de cismaniyet de olacak hepsi. Ha, ona uygun ne yapmış? Onu bütüne getirmiş. Yani nasıl getirmiş? Eneyi. Ya kardeşim, ruh buraya nasıl monte edeceksin? Şöyle diyeyim. Suya yağ koyun. İmtizaç etmez. Olmayan yemek fasulye başka havadan vurur. Efendim soğan başkadan, yağda yüzer yemekte.
Yani yemek olup olmadığını nasıl anlarsın? Alın tabağı, fasulye başka yerden. Soğan orada kılıç atıyor. Patates orada yüzüyor. Yani bir imtizaç yok. Hepsi başka havadan vuruyor. Olan bir yemekte imtizaç olur. Ha, ene, ruh, tamam ruh, hayat, zihayattır, zişurdur, kanunem, rucu darici, hepsi farklı havadan. Ha, onları eritiyor bu sarmalara, bunları bir yapan. Glaf latif. Cismi maddi ve cismi manevinin bütünlüğüdür. Cismi maddi, lef-i maf ve ispata kadar ki zaman ve mekanın hulasasıdır. Cismi maddi. Göstereceğim cisim nereye kadardır. Cisim nereye kadar olduğunu göstereceğim size. Kıyamet nereye kadar koparacağını da şekilde göstereceğim. Cismi maddi, ne demek cismi maddi? Lef-i maf ve ispata kadar ki, yani cismi maddi şu. Buradan atom, enerji, esir, oraya geçme, esir, lef-i maf ve ispat, lef-i maf, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cemerleri, böyle gidiyor. Buradan lef-i maf ve ispata kadar olan, göstereceğim size, şeyin, alemlerinin malzemesinin bizde kopyalanmış. O neymiş? Cismi maddidir. Cismi maddi deyince atom anlamayın lütfen. Enerji de maddidir. Kiloyu gelmeyen bir şey. Ama zaman ve mekanın hulasasıdır. Cismi manevi ise lef-i mah ve ispattan ta arşa kadar alemlerin hakikatlarına cemidir. Cismi maddi zamanla mukayyettir. Mukayyet. Yani zamanın hakikati olan lef-i mah ve ispata kadar ki bu makama kadar olanlar zamanla mukayyettirler. Devam ediyorum. Abi ben bir şey sorabilir miyim? He. Meçhulde nur ve mana tarafı var değil mi abi? Nur ve mana. Şimdi bendeki o'yu baz alırsak onda da bir nur ve mana tarafı var. Acaba bu grafi latifi ve bedeni misali. Nur ve mana diye... Ha! Bedeni mi? Allah razı olsun. Bedeni misali nur tarafıdır, mahluk tarafıdır. Grafi latif mana tarafıdır. Peki bir şekil yapayım burada. Bir durayım. Şurada yani ben acele edip gösterecektim. Aa göstereyim size. Tabii şey verirse makineniz. Kusura bakmayın ama bütün cihazlarınız çok harikadır maşallah. Evet hiç affetmiyoruz. Haşallah kella. Bak şimdi, ötekisini göstereyim. Açar mı dersiniz? Açmaz. Biz mütevazıyız, biz gidelim. Ha, şimdi ben şöyle göstereyim de. Bak arkadaşlar, Nur Muhammed'i görüyor musunuz? Allah'ın yönü, yaratması. Rububiyet ve uluhiyet neydi? Biliyorsunuz değil mi? Anlatmıştık, bir daha anlatayım. Allah'ın rububiyeti, esma ve sıfatın tecellisi, kainatın idaresi. Tamam mı? İnsan ubudiyet aynasında ona mukabele ediyor. Ubudiyet ayna. Allah'ın rububiyetine, tecellilerine. Sen rububiyete karşı mukabele ettin, ubudiyet, ibadetler ettin. Sen de ortaya çıkan maneviyatlar. Tamam mı? Bunlar çıkıyor. Allah rububiyetine karşı sen ubudiyete mukabele ettin mi? Allah bir adım da atıyor. O zaman kendisini aynı ruhuna taayyub ve teşahhus ediyor. Ama o taayyub ve teşahhus miktarı nedir? Senin rububiyete karşı ubudiyet gösterme miktarı kadar. Senin aynadan gözüken o Allah'ın uluhiyeti senin değil ama sende gözüküyor. Uluhiyet bu. Makam burada ortaya çıkıyor. Yani artık ne çıkıyorsa. Şimdi rububiyet tarafını görüyor musunuz? Ok. Şimdi burası akrebiyet. Akrebiyetle kurbiyet farklıdır biliyorsunuz. Şöyle daha net görün.
Ve akrabiyet nedir? Ubudiyet, asfak, nosar, kusurun derüfte etmek. Nispetinde akrabiyet olur. Kurbiyet, güneşe sizin yakınlığınız. Akrabiyet ise güneşin size yakınlığı. Akrabiyetin içinde ne var? Akrabiyetin içinde ads, fark, noksan ve kusurunu derüfte etmek var. Kurbiyette ne var? Ads, fark, şefkat, tefekkür var. Şimdi geliyoruz. Mirat bu. Graf-ı latifi görün. Graf-ı latif şu sidret-i muntahadan aşağı cismaniyettir. Cismaniyet. Çünkü şöyle diyeyim. 28'in sözde diyor ki cennet diyor niye böyle cismani olsun diyor. Ruhani olsan diyor. Ruhani lezzetler olsun. Niçin cismani, cismi lezzetler var? Demek ki cennet cismaniyettir. Ama atom değil ya. O zaman cismaniyet oradan başlıyor. Ha, graf-ı latifi bakın. Bak. Graf-ı latif cenneti de içine alan daire iyiliği mesela ta nereye kadar geliyor? Şuraya kadar. Lef-i mah ve ispata kadar nefsi de içine alıyor. Şu oku görüyor musunuz? Buradan buraya kadar olan alemlerin bizdeki ruhtaki karşılığı graf-ı latiftir. Cennet lef-i mahfuzun dairesi, daire ilim denilir. Arşın dairesine daire hayat denilir. Bak şimdi, cennet cehennemi koy tencereye. Daire ilmi koy tencereye. Daire hayatı koy tencereye. Karıştır. Ondan sonra bir de kürsü de koy. Nefis ve şeytanın takıldığı yer. İle nefse mahalle değil, levha memulüme. Koy. Dört tane oldu. Cennet, cehennem, daire ilim, daire hayat, kürs. Karıştır, karıştır. Onların hakikati çıksın, mayası, şey, yağ çıksın. Ha, çıktı mı maya? Git onu ruha sar. O graf-ı latiftir. O alemlerin cemi. Sonra, edelim misaleye geçeyim. Bak şimdi, lef-i mahfi ispat. Yani, lef-i mahfi ispat ne demek? Zaman ve mekanın hakikati. Ustad diyor ki, zamanın hakikati olan lef-i mahfi ispat. Tamam mı abi? Buraya kadar, kıyamet şuraya kadar kopacak arkadaşlar. Kıyametin mantığı şudur. Zıtlar nereye kadar var? Oraya kadar kıyametin şumulu var. Çünkü kıyametin mantığı zıtların ayrışmasıdır. Bir daha. Kıyamet zıtların ayrışmasıdır. Nereye kadar zıtlar gitmişse, akşam okundu mu? Okundu güzel abi. Ha, nereye kadar zıtlar gitmişse, nereye kadar? Oraya kadar kıyametin şumuliyeti var. Kürs nerede, bize şeytan nereden takıldı? Nefse emare nereden takıldı? Oradan beri karmayız. Kürse kadar kıyamet olacak. Ha, zıtların ayrışması var. Sema meleklerinde de mancınıklar oluyor. Şimdi bakın, lef-i mahfi ispatı görüyor musunuz? Zaman ve mekanın hakikati. Ha, şimdi graf-ı latifin manevi cismi. Graf-ı latif. Graf-ı latifin manevi. Lef-i mahfi ispattan aşağıya graf-ı latifin cismi maddesi. Tamam mı? Şimdi ötekisinden bedeni misaline geçeyim. Aynısı mı oldu? Dur bakayım o nerede? Onu almadığımı onu göstermem lazım. Geç bunu da. Şunu da yaptık herhalde. Bunu açmamıştı. Burada ne var? Neyi indiremiyoruz? Ha? Ha. Graf-ı latif cismi maddi tamam. Burada da yok. Burada da yok. Beden misaliye niye almadık? Cismi şurada var mı acaba? Beden misali var burada. Beden misali elestu bi rabbikum kalu beladan ruh tamam bu şey değil. Size tam şey olmaz. Yani eğitici olmaz. Cismaniyet hemen. Şuraya bakayım burada var mı acaba? Burada da yok. Şurada olması lazım. Cismaniyet.
En solda cismaniyet yazıyor abi. Şu olabilir mi? Şurada mı? Bir tanesinde var mı? Var mı abiler? Bu da değil. Bu zan. Bu da mı aynı? Sima, suret. Sol başta cismaniyet yazıyordu abi. O da yazıyordu. Ha, baktık mı? Bakmadık ona ama. Onu da göstereceğim. Cismaniyet. Abi şu Glavlatif cismi manevisi değil mi? Sağ, iki sağ. Baktınız mı? Dur bakalım cismaniyet nerede? Gayb resimleri, gayb resimlerini bulalım. Gayb resim burada mı? Şimdi sağ. Geçti abi. Cismaniyeti bulalım. Geçtin abi. Şey yukarıda. Aynısı. Bedeni misali. Bütün hayatında giydiği ya. Onun için mi almadı? Şu yoksa? Araba yerine yazsanız abi. Bedeni misali. Bak bu. Ama o haritada olsaydı daha güzel olacaktı. Bedeni misali. Yaşadığımızın hayatının bütünlüğü rububiyete karşı insanın ubudiyet aynası. Yani yönü yaşantıdan ebede doğru gidiyor. Allah yönü değil. Ama orada beden misali şurada olması lazım. Nereye gitti? O gerçi anlatıyorum ama görseniz daha hoş olacaktı ama şurada yok mu acaba? Bak şurada biraz daha şey yapabilir. Bak bedeni misali glafilatif. En son almış. Burada da olmaz. Bedeni misali almış. Elesi bırakım. Dışa çıkış. Yaşantının toplamı. Artık onu o resimlerde niye almadık? Şey yapamadık mı? Var mı zannettik? Glafilatif cismini. Bir de şuraya bakayım. Bedeni misali var mı diye. Ve var ikisi. Aynısı. Demek ki onu almadık. Şimdi ben size anlatayım da o resmi olsaydı hoş olacaktı. Glafilatif'in tersi. Yani ona uygun sarmalama geliş yönüne rububiyetteki sarmalama ondan sonra yaşantı ile elde edilen misali bedenlerin toplamı. Yani alim-i şehadete kadar glafilatif, alim-i şehadet hayat boyunca bedeni misali. Bedeni misali. Ondan sonra alim-i şehadetten sonra bedeni misali. Peki niye önce bedeni misali geliyor şeyde, tabloda? Hani ruhu çevreleyen bedeni misali. Sonra... O tablodaki o şey, o yanlış oldu. Aynen. Onun için olmaz. O bedeni misali dışarıda olacaktı, glafilatif içeride olacaktı. Biz o tabloyu değiştirelim mi? O tablo yapmış mısınız ki o? Yaptık ya. Tamam. Beden misali içeride değil. Şimdi bir dakika. Hayır, beden misali aynı yerdedir. Bu nedir biliyor musun? Glafilatifiden bir farklılık tarafından kaynaklanıyor. Şu. O ubudet aynası elestu bir rabbikumden beri başlıyor ya. Ondan dolayı içeriye konmuş. Oradan beri başlıyor beden misali. Şimdi anlattın. Alem-i şehadetten aşağı beden misal oldu değil mi? Şey kadar bak şuraya kadar abone yapayım tarafını göstereyim bari bunu. Glafilatif şu ama bu konmuştuk bir yerde de gösteriş yapamadık. Glafilatif o tarafın yönümüz. O alemlerin bizdeki. Sonra kazanımlarımızın bütünlüğünden çıkan sarmalama da bedeni misal. Bu kadar basit. Tamam. Kılıkla. Tamam. Yani o tabloda bir şeylik yok yani değil mi? Yani yok yok orada bir şey yok. Yok. Ene, cevher falanlar bedeni misale katlıyor. Onun üstünde bu laflatif. Onun üstünde cismaniyet. Cismaniyet. Ondan sonra şimdi şeyimiz yeterse şimdi akşam namazından biraz koparırız. 15-20 dakika şeyi anlatayım. Neredeydik? Graflatif konuştuk mu hepsini? Şu sayfa kaldı. Şu sayfada mı kaldı? Evet. Şunu bir de okuyayım şurayı. Şu sayfa.
Hissiyatlar ise arştan verilmiş. Hissiyatlar nerede verilmiş? Arş esmaların perdesiz tecelli yedi. Tecelli yeri. Arş. Ta oradan lef-i mahv ve ispata kadar hissiyatların cemi ki buna da cismi manevi deniyor. Ruh bu graf-i latifin cismi manevisi vasıtasıyla zamanın arkasına geçebiliyor. Ruh. Ruh hareket etme sahasını sağlıyor. Graf-i latif. Ruha giydirilen bu özellikten dolayı daha dünyadayken mazi ve müstakbele bu cismi manevi tarafıyla geçebiliyor ruh. Bu graf-i latifin bize kazanımlarındandır ki mazi, hal ve istikbal, kabir vesaire hazıran gibi oluyor. 3. Ruh bu bedeni terk ettiği zaman hemen giydiği şey bedeni misalidir, graf-i latif değil. Şu anda graf-i latif üzerinde bizde duruyor. Bununla bedende alem-i şehadette bulunabiliyor. Yoksa gaz gibi uçar gider ruh. Ruhun mesken ihtiyaz edemezdi. Mekana ve zamana tabi kılınmazdı. Graf-i latif ruhun geliş yönü ki rububiyete bakar. Bedeni misali ise ruhun dönüşüne bakar ki uliye tarafı. Kayyumiyet ilimden kudrete, kudretten ilme ihtizazdır. Kayyumiyet graf-i latif ve beden misalinin toplamıdır. İkisinin cemidir. İlimden kudretine vesaire. Şimdi bedeni okuyayım. Bedeni okuyayım. Beden neymiş? An. An var ya saat. Tık 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 karın her anı bedendir. Anlardaki fert anda olandır. Cisim de cisim var ya cisim neymiş? Cisim olup cisim olmayan anda. Cisim cisim olup cisim gibi gözüküyor ama cisim değil. Cisim zahirde görünmez. Cisim zahirde gözükmez. Zahirde gözüken cesettir. Gözüken cesettir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise bedendir. Mazi ve müstakbelde yaratılmış ve yaratılacakların toplamına, yani bütünlüğüne, cemine, cemül cemine bedeni misali denir. Cismi ceset beden, cisim ceset beden bütünlüğüne cismaniyet denir. Beden, ceset, cisim sıralaması şuna benziyor. İyi anlaşılsın diye. Buz, su, H2O arasındaki ilişki gibidir. Enemdeki temayülatların yani ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil bütünlüğünün dişe vuruşlarının atomsal görünümüdür. Atomun kendisi değildir beden, görünen ama. Cisim mekandır. Cisim mekandır. Ceset ise atomdur. Görünen ise bedendir. Toplamı bedene misalidir. Ceset sıfata dayanır. Beden ise esmaya dayanır. Benim eneme güneş dersek aynanın maddesi ceset olur. Aynada gözüken misali güneş ise bedendir. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, sertliği, yumuşaklığı ise cisimdir. Bir daha bunu kaçırmayın bak. Örnek veriyorum. Enem güneştir. Ene güneştir desek. Aynaya vuracak. Aynanın maddesi cesettir. Aynada gözüken misali güneş ise bedendir. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, sertliği, yumuşaklığı ise cisimdir. Cismaniyetin sureti ceset, hakikati ise beden, mahiyeti ise cisimdir. Cismaniyet maddi ve manevi nefsi emmarenin vücut haricileridir. Ne yapayım, saat geldiği için hızlı gidiyorum. Maddi nefsi emmare cismaniyetin mülk yönüne ve ceset yönüne bakar. Manevi nefsi emmare cismaniyetin melekut yönüne ve bedenine bakar. Bedeni misali okuyorum. Okuduk mu bunu? Okuduk abi. Tamam. Ondan sonra cismani cisim okumayayım artık.
cisim, cesedi biraz önce hulasalandı. Ben şeyi anlamadım ya. Ne? Çerçeve, o streç film gibi olan bedeni misali mi oluyor, glaf latifi mi oluyor? Glaf latif. Ama biz tabloda şey var önce, bedeni misali geliyor. O yanlış. O yanlış, o zaman şey yapacağız. O değişecek. Glaf latif. Değişecek. Elle. Elle, elle. Çünkü yanlış anlaşılıyor, şöyle anlaşılıyor. Ulûhiyet ve rububiyeti için o konmuş da böyle anlaşılacağını zannetmiyordum ama böyle de anlaşılabiliyor. Şimdi biz bu senin önceden verdiğin tablo var ya, biz onu silip değiştirelim mi? Hangi tabloyu? İlk başta Ahmetlerim dediği gibi bedeni misali yazmıştık biz. Enedir, cevher, ruhtur, işte ruhun şeyidir. Bunu bedeni misali, onun üstüne gılaf latifi, onun üstüne cismaniyet kaplıyor diye. Hiç onu değiştirme. Çünkü niye? Bak, glaf-ı latif Allah'ın rububiyet aramı hiç değiştirme. Niçin? Bir de anlatayım da anlayacaksınız. Allah'tan gelen yön ağaçlara da aynıdır. Hayvanlara da aynıdır. Yani ağaç demeyeyim, ağaçların ruhu yok. Hayvanlar. Allah ruhu yaratırken rububiyeti, tamam mı? Rububiyeti olduğunda Allah'ın yönü bizi ilgilendirmiyor. Bizim yaşadığımız önemli. Bizim yaşadıklarımız bedeni misalimizi oluşturuyor mu? Ruh değiştiriyor. Ruhumuzu biz değiştiriyoruz. Onun için bu değişikliği biz yaptığımızdan dolayı, yani dışarıda masumiyet, madde masumdur. Onun için cismi, cisim, glaf-ı maddi, cismani tarafı var. Glaf-ı latifin cismani tarafı var. Bir de manevi tarafı var. Bedeni misalisi ise uluhiyeti gösteriyoruz ya, yani ibadetlerimizde. Şöyle diyeyim. Allah, anladık mı? Yani Allah'ın rububiyetine. Ben de Allahu Ekber ubudiyet yapıyorum. Şimdi Allah'ın rububiyetine ben ubudiyet yaptım. Allah da buna bir adım daha ileri atıyor. Kendisini ruhumuza tayin ve teşahhus ediyor. O tayin ve teşahhus eden bedeni misali olduğu için üstündür yani. Ha tamam, şimdi oldum. Anladım. Diğer türlü çünkü diğer yukarıdan geliyor, değil. Ondan önce tamam. Oluyor, mantıkçıya geliyor. Değil yani. O bedeni misali aslında hani teyyem ve teşahhusun şeyinden gelen. Evet. O öbürü ise şey olan ilk... Yani yaratılışta ruha uygun giydirdi. Yaratılışta verilen. Yaratılışta o beni ilgilendirmiyoruz. Glaf-ı latifi beni ilgilendirmiyor. Ama bedeni misali mevtamda ben mi giyiyorum? Benim için bedeni misali çok önemli. Glaf-ı latif için giyer demiyor. Mefti anında her Resul bedeni misalisini giyer. Bir daha yapıyorum, ayağa kalkıyorum. Allah rububiyetini tecelli ettiriyor. Tamam. Yaratıyor. Ben de Allah'ın rububiyetine ibadet ayrıdır, ubudiyet ayrıdır. İbadet, namaz, oruç o ölünce biter. Namaz, oruç biter. Bunun adı ibadettir. Emri ilahi nehi ilahi. Ha, emri ilahi, nehi ilahi, bütün ibadettir. O biter. Ama ubudiyet bitmez. Ubudiyet ne demek? Allah halik, biz mahlukuz. Bu biter mi? Bitmez. Biz muhtacız, o cevap veren. Bu tarafımız aç, fark, noksan, kusur. Hem daim kusur olacak. Cennette de kusursuz istiyoruz. İstemeyen birisi var, kusursuz. Allah cennete ihtiyacı yok, kusursuzdur. Bir şey istiyor musun? Kusurlusun demektir. O kusursuzluğun, mahlukiyetin, yani insanlığın bitmeyecek, Allah'a karşı halik olamazsın tabi. Bu senin ubudiyettir. Allah'ın rububiyetine, tecellisine biz ubudiyet ile mukabele ettik. Ruhumuzsa bu sefer aynadarlık yaptık ya rububiyete, aynadarlık. Allah da bu sefer siz mi rububiyetime, benim Allah'lığıma, Rablığıma ubudiyetle mukabele ettiniz he? Bu sefer Allah'ta 1'e 10 en az adım atıyor. Aynı ruha Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Senin değil ama kazanım gibi oldu bu senin kazanım. Uluhiyet bu. Allah'ın taayyum ve teşahhus etmesi uluhiyet. Ha, uluhiyet bizim aynı zamanda bedeni misalidir. O zaman rububiyetten üstün. Anladın mı? Yani keyfiyet, kemiyet.
o bedeni misalimize katılıyor. Ondan Graf-ı Latif daha çok yaratılışta rububiyet yapıyor ama buna bakarsan düşük oluyor. Hani rububiyet giydirdi, sarmaladı. Allah yönü ama yani basit oluyor. Onu alileştiren rububiyete karşıki uliyetimiz, yani uliyete, uliyetteki aynamızdaki uliyet. Bu sefer o bedeni misali kazanımlar, yani Allah maddeyle yaratmış ama öyle bir aynadarlık oldu ki maddenin arkasına geçtik. Bedeni misali çok kaliteli oldu. Çünkü Cenab-ı Hak. Çünkü Cenab-ı Hak tayin. Tayin ve teşahhus etti. Ötekisi bir yaratılış süreci. Ruha sarmaladı bedeni elaflatifi. Bu ise bedeni misali öyle bir fırça atıyorsun ki basit 10 liralık boyalarla ama bir resim yapıyorsun ki 100 milyara satılıyor. Ha, maddelerin toplamı Graf-ı Latif, yaptığın resimle ortaya çıkan kalite bedeni misali. Ama sonradan olmuş. Sonradan olduğu için böyle deniliyor. Ama 10 bin liralık tablo. Ama malzeme bu kadar. Yaratılışını aşıyor insan. Yaratılış maddesini. Tamam. Şimdi bedeni misali, Graf-ı Latif'i bir daha hulasıyorum. Nedir? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Son. Namaza duracağız. Bu Allah karar verdi. Nur-u Muhammed'i yarattı. Nur-u Muhammed'i yarattı. O Nur-u Muhammed'i de bütün herkesin eneleri oradaydı. Eneleri. Yani ağacın bütün çekirdekleri kökteki çekirdekte var gibi. Kökteki çekirdek Nur-u Muhammed'i. Meyveler sen ben. Meyvedeki çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı olması itibariyle Nur-u Muhammed'inin temessülat oluşumuzdan ene deniliyor. Tamam mı? Ama ayna darlık oluşumuz, ayna, ruzname, harita tarafımız enaniyet denilir. Enaniyet. Ene, enaniyet. Ene, melekut, enaniyet, mülk diyebilirsin. Ruzname olmak, takvim olmak, firist olmak. Tamam mı? Yani insan cemil cem. Bütün alemi cem etmek. Bu enaniyet. 146 Mirdan da söylüyor. Bir de nefisteki enaniyet var. O nefse emmaredir. Karıştırma. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu. Nur Muhammed'i yarattı. Sonra kainatı yarattı. O ne? Ne yaptı? Nur Muhammed'den Kabu Kavsen'i yarattı. Tamam mı abiler? Sonra Arş-ı Azam'ı yarattı. Sonra Lef-i Mahfuz'u yarattı. Sonra Arş'ı yarattı. Sonra Cennet Cehennem'i yarattı. Sonra daire ilmi yarattı. Sonra daire hayatı yarattı. Sonra kürsü yarattı. Sonra lef-i mahve ispatı yarattı. Sonradan kafnun tezgahını yarattı. Sonradan alemi berzahı yarattı. Sonradan yedi kat sema yarattı. Sonradan alemi şehadeti yarattı. Tamam mı abi? Ha, şimdi Allah bunları cem edecek. Bunlardan daha kaliteli o Nur-u Muhammed'den bizim ruhumuzu karar verdi. Enemizi oradan çıkarttı. Nur-u Muhammed'den eneyi çıkarttı. Hasan'ın enesi. Şimdi buna ruh ceberi koydu. Cever daha. Kanun. Ceberi, ruh ceberi mahluk değil daha. Mahluk yapmak için zihayattır, zişurdur, kanunem, vücud haricidi gibi dört tane özellik taktı. Taktı, 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 taktı. Ama taktı ama mahluk oldu. Bu dört tane özellik takınca mahluk oldu. Mahluka dönüştü. Mahluk o zaman dönüştü. Ama bunu alemi şehadette olacak gaz gibi nasıl sıkıştıracaksın buraya? Nükleer enerji atomu nasıl sıkıştıracaksın? Şu bedene nasıl koyacaksın? Ha, o zaman ruh buraya koydu olmuş, hadiste geçiyor. Durmamış, çekip gitmiş. Durmamış. Ruha o dört tane mahluk buraya uygun değil. Sonra ruha vaat etmiş. Tekamül ve terakki için seni koyuyorum. Ruh kabul etmiş. Kabul etmesi için, şimdi bunu buraya koyması için buraya uygun bir sar, titreş gibi demiş. Titreş gibi sardı. Graf-ı Latif. Sonra bunu koydu. Bütün alemlerin cemidir Graf-ı Latif. Sardı. Koydu. Bu ruh cesede girdikten sonra, yani ceset, ta cismaniyet. Elestu bi rabbikum, galu bela,
geldik. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çocuğun ezan okundu. Namaz kıldık, oruç tuttuk, nurculuk yaptık vesaire. Vefat ettik. Yetmiyor. Vefat etti. Elestu bi Rabbikum'den başlayan bu vefat anına kadar bütünsel bu kulluğun senin aynı ruhunda tek oldu. O tekliği, o hayatının toplamına bedeni misali denilir. Onlar vefat anında diyor Risale'de, vefat anında bedeni misalesini ruh giyer çıplak olmaz. Yani elestu bi Rabbikum'den vefatına kadar bütün eylemlerimiz, kaytenceli, dimağımızın bütünselliği, kalp ve vicdan bütünselliği, ruhun bütünselliği, dört tane karıştır. Onları toplamına bedeni misali deniliyor. O hemen onu giyiyor. Vefat anında giyiyor. Yani net oluyor, toplanıyor. Yaratılış itibariyle böyledir ama insan bedeni misalisiyle kendisidir. Tamam? Yaratılış itibariyle glafilatif kazanımlarıyla beden misali çok üstün. Onu giyiyor. Ha ahirete bedensiz gidiyor. Yani cismaniyet var ama beden yok. Beden andadır. Ceset. Cisim gözüken, ceset gözükmüyor. Ondan sonra o ruhduktaki kazanımları da sarmalıyor ruha. Glafilatif beden misali. İkisi sarmalıyor. Adeta glafilatifin üzerine de beden misali sarıyor. İç içe gibi. Evet. Baktığın yere göre. O içeride, o dışarıda. Buradan bakarsan. Aynen. Bir yüzden bakarsan beden misali içeride. Yukarıdan bakarsan glafilatif. Glafilatif içinde. Tamam. Yani baktığın zaman o işte değişiyor. Buradan bakarsan beden misal. Yukarıdan bakarsan glafilatif. Ha peki şey diyebilir miyiz? Hani glafilatif maddi ve manevi olmak üzere iki tane ya. İkiye ayrıca. He. Cismim şu. Mesela glafilatif şeyden başlamış. Arştan aşağıya. Esma Hüsnanalı'nın cilve, cemal, nakış sanatı var ya. Esma'nın dört. Cilve, cemal. Onun hulasası diyelim. Allah arştan aşağı cennette ne yarattı? Cennette ne var? Şimdi azcasını söyleyeyim. Glafilatif. Koy tencere. Daire ilimde ne var? Koy tencere. Daire ilim lef-i mahfuzun dairesi. Arşın dairesi nedir? Daire-i hal. Koy tencere. Kürsü de koy. Yani cennetten aşağı bütün alemleri karıştır. Öz al. Öz. Bunun bunun maddi tarafı tam var. Vücudu. Bir de manevi tarafı var. Şimdi lef-i mahfe ispat zaman ve mekan mıdır? Ha, oradan enerji ve enerji ve esir başlıyor. Esirler tarafı sirayet etmiş. Ha, lef-i mahfi ispattan aşağıya şurada yapayım. Ondan sonra kapatalım namazı. Maddi cisim tarafı oluyor değil mi? He? Maddi cisim tarafı. Ha, bak yapayım bak. Arştan sonra cennet, cehennem mi? Bu, sonra daireyi ilim. İlim. Daireyi hayat. Sonra kürs. Sonra lef-i mal ispat. Biraz daha ineyim aşağıya. Sıkıldığınızı biliyorum. Haklı olarak. Süngeriniz yok mu? Bak, şurada. Alem-i şehadet. Bak şimdi abiler. Şuraya kadar cismaniyet. Şu. Cismaniyet. Cennet cehennem içine alır. Tamam mı? Şuraya kadar bak şuradan glafilatifin manevi tarafı. Buradan aşağıya
Glaf-ı Latif'in maddi tarafı bu kadar önemli değil yani bize. Çünkü bize giydirilmiş bu. Yani bizim kazanımımız falan değil. Bu bizim. Şimdi insan gelmiş buraya. Burada. Ubudiyet yapmış. Kazanımlarıyla, kazanımlarıyla beden-i misalisini oluşturuyor. Ta buralara kadar da gidiyor. Tamam. Ruh buradan bunları giyiyor ama buradan şey yapamıyor ki. O zaman beden-i misali buralara da geçtiği için terakkiyle bunu içiyor. Bu yukarılara çıktığı için. Geçiyor ya. Ha, işte beden-i misali o. Ha, bu iki özelliği ruha giydirilmiş. O zaman biz ne yaptık? Eni yaptık. Ruhun dört özelliğini yaptık. Bu, ondan sonra ruh mahluk olabilmesi için dört özellik. Ondan sonra glaf-ı latifi şimdi yaptığımız o zaman yaptığımız kabul edelim. Sonra lef-i mahfuz yaptık. İnşallah ya, haftaya arşı yapacağız. Ama buna çalışın. Ben size bilgisayarınızı ekranınıza şey atayım. Cisim, ceset. Ha? Attınız mı? Yok, ha. Cisim, ceset, beden, cismaniyet gibi şeyleri de tanımları anlaşılır bir şekildedir. Böyle zor değildir. Abi, bir yazıyı da atabilir misin? Bu yazıyı atacağım da ama bilgisayarınız müsaade etmiyor bana. Çok kızdı bana. Bilgisayar beni yoruluyorsun diye. Yani bunun bir çaresine bakamıyor musunuz yani böyle? Benim bilgisayar takılsaydı böyle. Ama bunu bir şey yapıyorum. Aa, attım size, tamam mı? Ha, bugünkü anlatacağım şeyleri tamamen anlatamadım. Ama yani hiçbir zaman zaten tamamen anlattığım bir şey olmamıştır. Olacağı da yoktur zaten. Peki, El Fatiha.